Açık ve net sordum. 77 milyon insan senin iktidarın döneminde fişlendi mi? Fişlenmedi mi? Cevap yok. E bugün açıklayalım artık. Ama televizyonları başında bizi izleyen vatandaşlarım sorabilirler ya bu fişlenmek ne demektir diye. Sözlükten okuyorum. Bir kimseyi izlenmesi gereken gerekenler listesine almak, kayıtlara geçirmek. Bir kişiyi izlenmesi gereken listeler arasına alıyorsanız ve bunu kayda geçiriyorsanız onu fişlemiş oluyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, elimde bir iddianame var. İddianame şu. Türkiye Cumhuriyeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı anayasal düzene karşı işlenen suçlar soruşturma bürosu tarafından bir savcının düzenlediği iddianame. İddianamenin mağduru Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi. Dikkatinizi çekerim. Mağdur Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi. Savcı ne diyor? Savcı ne diyor? Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın ülke genelinde yani bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde herkese ait istihbarat bilgilerini sanal ortamda detaylı veri analizi parantez içinde DEVA 1 ve 2 programı ile topladığı program içerisinde ülkedeki herkese ait istihbari kişisel bilgilerin bulunduğu. Yani bunu birisi bana anlatsa yok canım böyle saçma şey olur mu deriz. Biz fişlendiğimizi zaten biliyorduk da 77 milyon niye fişleniyor bunu merak ediyorduk. Hadi biz siyasetçiyiz. Fişlediniz. Ya taksi şoförünü niye fişliyorsun sen? İş adamını, sanayiciyi niye fişliyorsun sen? 77 milyon insanı fişliyorlar. Neye dayanarak fişliyorlar? Bir kanun maddesine dayanarak. Onu da okuyorum. Polis vazife ve selahiyetleri kanunun ek 7. maddesi. Kişisel özel devlete ait sır niteliğinde de bir bilgi yok diyor bu fişlemelerde. Yani özel hayatı fişliyorlar. Bu fişlemelerden Erdoğan'ın haberi var mıydı? Elbette vardı. Bu fişlemeler dolayısıyla dönemin başbakanlarına servis yapılıyor muydu? Elbette yapılıyordu. Her türlü bilgi veriliyordu. Beni dinleyen 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Ne diyordum? Ülke iyi yönetilmiyor. Gestapo mantığıyla yönetiliyor. Muhaberat devleti gibi yönetiliyor. Her vatandaşın özel yaşamı mercek altına alınıyor ve o vatandaş fişleniyor. Sen bunun hesabını 7 Haziran'da sormak zorundasın sevgili yurttaşım.